Ticaretle uğraşıyor. Peki Nilay Hanım, kimle geldiniz yarışmaya? Eşim ve kardeşimle geldim. Hoş geldiniz diyelim eşinize ve kardeşinize. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben böyle bayanlardan başlamak istemiştim. Öyle mi? Özür dilerim. Hatta sultanlardan. Of. Merhaba. Tanıyalım sizi. Benim adım Berna. Lisedeyim daha ben. Hani lise 2'de. Ablamı desteklemek için geldim açıkçası. Çok ben de onun kadar heyecanlıyım. Çünkü kameralara pek alışık biri değilimdir. Peki, teşekkür ederiz geldiğiniz rica için. Rica ederim. Efendim buyurun. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de, teşekkür ederim. İsmim Mehmet Behlül. Nilhan buraya çok katılmak istiyordu. Hamilelik döneminde hep ben de katılmak istiyorum diye. İlk telefon geldiğinde telefonunu ben açtım kendisinin. Hemen koşarak verdim ona. Böyle böyle işte kim milyoner olmak istiyor yarışmasını arıyorlar diye. O böyle aldı heyecanla falan, konuştuk hemen. Kapattı telefonu koşarak, ben işte hemen ders çalışmam lazım falan diye başladı. Kaç yıldır evlisiniz? Biz bir yıl. 20 gün sonra bir yıllık olacağız hatta. Peki Nilhan'ın yani bir padişah torunu olduğunu öğrendiğiniz zaman ne hissettiniz? Nasıl öğrendiniz ya da? Biz bir arkadaş çevresinde tanıştık. Ondan sonra gelişti ilişkilerimiz. Bir yıl birbirimizi tanıdık. Tabii çok benim için çok mutlu bir olay. Çok şerefli hissediyorum kendime. Çok güzel, kendisi çok güzel bir insan. Gerçekten sultan gibi birisidir. Ona bu yarışmada başarılar diliyorum. Peki. Evet, bir padişah torunuyla yarışacağım hiç aklıma gelmemişti ama. Bana çok büyük bir misyon yüklediniz şu an. Benim için de çok önemli bir şey. Başlıyoruz yarışmaya. Şartları biliyorsunuz herhalde değil mi? Evet, biliyorum. Peki efendim, geliyor ilk soru. Çocuklar eskiden hangi ülkeyi bir tekerleme içerisinde kullanırlardı? A. Endonezya, B. Slovakya, C. Çekoslovakya, D. Yugoslavya. C. Çekoslovakya son karar. Geldik ikinci soruya efendim. Çocukları pistten alalım sözü nerede söylenir? A. Mezuniyet töreni, B. Otomobil yarışı, C. Havaalanı, D. Düğün. D. Düğün son karar mı? ₺1000 kazandınız. Tebrik ederim. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Eskiden ambulansların önünde hangisi yazılırdı? A. Sıhhiye, B. Can kurtaran, C. Mütehassıs, D. Kılavuz. Sıhhiye'nin doktorlukla ilgisi olduğunu biliyorum. Ama can kurtaran demek istiyorum bir yandan. B. Can kurtaran son karar. Sırada dördüncü soru var ve soru şöyle. Futbolda takımın oyun kurucusu olan oyuncular geleneksel olarak hangi numarayı giyerler? A. 1, B. 5, C. 10, D. 11. C. 10 son karar. Buradan futbolla ilginiz olduğunu düşünebilir miyiz? Eşim çok ilgili futbolla, o yüzden gülümsedim zaten. Eğer bilemeseydim bir olay çıkardı. Ama o numarayı bilmek de yani öyle kolay ben değil. De futbolla çok futbolla ilgisi olmayan birinin pek bilebileceği bir soru değil bu. Tebrikler. Teşekkür Devam ediyoruz 5. soruyla.
kollarınızı yanlara açıyor ve dizlerinizin üstünde tempolu bir şekilde dönüyorsunuz. Nereye ait bir dans yapıyorsunuz demektir? A. Kafkasya. B. Balkanlar. C. İskandinavya. D. Uzak Doğu. Kafkasya ve İskandinavya arasında kalmış durumdayım. Kollarınızı açıyor. Kafkas dansı olduğunu düşünüyorum. A. Kafkasya son karar. Geldik altıncı soruya. Jokersiz geldik hem de. Bekliyor muydunuz bunu? Bekliyordum aslında. Evde çok başarılısınız demek ki. Bu kadar sevindiğinize göre. Evde evet. Evden izlemek kolay oluyor ama klasik bir cümle olacak. Burası çok heyecanlı. Altıncı soru. Türkiye'ye hangi ülkeden dönen bir kişinin jet lag olması beklenemez? A. Yeni Zelanda. B. Japonya. C. ABD. D. Norveç. Beklenmez. Jetlag olmuyor. Jetlag olması için gün farkının, yani geceyken gündüz, gündüzken gece gibi bir durum olması gerekiyor. Ama emin değilim. Ben seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki. Türkiye'ye hangi ülkeden dönen bir kişinin jetlag olması beklenmez değerli seyirciler? A. Yeni Zelanda. B. Japonya. C. A. B. D. D. Norveç. Süre 10 saniye. Norveç'miş seyircilerimizin büyük bir çoğunluğuna göre. Sizin de 20 saniyeniz kaldı. D şıkkı Norveç son karar. Mantığınız doğru ki İlhan Osmanoğlu. Yanlış kullanılmış. Çünkü en yakın ülke Türkiye. Evet. Norveç'te uzak ülkelerde onlar orada. O nedense. Evet. Heyecan diyelim. Daha sonradan peki, aklıma geldi. Peki heyecanı durmuyorsunuz ama. Ben heyecanım içinde yaşayanlardanım. Peki efendim. Tek bir joker kullandınız. Tek joker kullanarak geldiniz. Yedinci soruya, baraj sorusuna. Sorumuz şöyle. Sesli soru. Dinlediğiniz şarkıyı bir solist grubuyla seslendiren The Beatles üyesi kimdir? Eric Clapton, John Lennon, Freddie Mercury ve Roger Waters. The Beatles grubu üyesi. Evet. Ben telefonla joker hakkını kullanmak istiyorum. Evet, galiba heyecan var. Ben bile yani bu müzikten pek anlamama rağmen. Doğrusunu zannediyorum ki kestirdim. İrfan Çiftçi, Ömer Menekşe ve Recep Kumru'dan kimi arayalım? Recep Kumru'yu arayalım. Arıyoruz efendim Recep Bey'i. Ve de biraz hakkında malumat istiyoruz. Kimdir, ne iş yapar? Ekonomi uzmanı olması gerekiyor. Kendisini şahsen tanımıyorum. Çalıyor efendim Recep Kumru'nun telefonu. Alo. Alo. İyi akşamlar Recep Bey. İyi akşamlar. Efendim nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Eksik olmayın efendim. Ben deyim çok şükür. İlhan Osmanoğlu ile yarışıyoruz biliyorsunuzdur herhalde. Ha, evet. Evet. Ve bir sorusu olacak İlhan Osmanoğlu'nun size. Siz de doğru cevap biliyorsanız 30 saniye içinde vereceksiniz. Bir müzik sorusu bu. Sorayım, müzikle aranız nasıl? İyidir. Pekala. O zaman bileceksiniz demek ki bu soruyu. Umarım. Dinletiyoruz önce, daha sonra soruyu Nilhan Osmanoğlu soracak. Siz de 30 saniye cevap vereceksiniz. Biraz önce söylediğim gibi. Evet, dinliyoruz efendim. Peki.